Günaydın sevgili takipçilerim, günaydın Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bugün kışın geldiğini bir kere daha anladım. Niye derseniz sobamızın üzerine artık görüyorsunuz güğümlerimiz yerleşti. Sıcak sular olmayacak artık. Buradan kullanacak canlar. Şöyle sobamı yaktım erkenden. Akşamdan siparişim vardı. Neydi siparişim? Serkan'dan patates kızartması. Serkan patates kızartması istedi. Çocuklarım, eşim isterse biliyorsunuz anında yerine getiririm. Sobada patatesimiz kızarsın. Kahvaltımızı yapalım canlarım. Bugün bir Gülpınar turu yapacağım. Gülpınar'a gideceğim. Teyzem gelecek. Teyzemin evini temizleyecek Erman ablamla birlikte. Videomun devamında görüşürüz inşallah. Başlattın mı? Merhaba dostlar, herkese günaydın. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de Allah'a şükürüyüz. Kahvaltı yapacağız. Elmas. Patates bıraktık. Sütlü aynı mı süt? Kim içerse? Ben sana süt getirmişim. İçmedin mi? Niye lan? Patates kızarttım sevgili takipçilerim. Peyniri de doğramadım çünkü doğradığım zaman yenilmiyor. O zaman da koyup gidiyor. İsteyen oldum. Buradan doğruyorum ben dilim dilim. Dünkü böreğim bu da. Bakacağım tadına. Dün sen yoktun. Evet. Sen ne diyorsun biliyor musun? Yo ben içmem diyor. Büyüdüm ben diyor. Sütü büyüyünce de içilir İbrahim Efe. Kemiklerime iyi geliyor İbrahim. Ben içtim. Bu tavada börek tarifi. Pek güzel oldu arkadaşlar. Bir de bugün dün biraz acı biber attım içine. Ayrı bir tadı olmuş. Acılı olmuş. Biz acıyı severiz ya. Şu bak bana sen kaç puan vereceğim. Şimdi nasıl alayım bunu? Hadi çık. Elini al da ye. Börek elinle yenir. Böyle. Tadına bakayım mı? Patates yiyeceğim. Var mı? Var mı? Sen niye pantolonunu giymiyorsun da? Ana. Allah. Böyle var oldu tabii. Ne oldu? Biz kahvaltımızı yapalım canlar. Bu videonun devamında bakalım neler olacak. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz dostlar. Abraklar nasılsınız, iyi misiniz? Biz şimdi kıçıma gidiyoruz. Halamın, Elmas halamın şişesini, evini temizleyeceğiz. Değil mi? Evet sevgili takipçilerimiz. Biz şu an Gülpınar'a gideceğiz. Yani. Tavuklarımız varsa? Ne bileyim ben de. Gel bir anne sadin. Çay çantı bu. Gidiyoruz canlar. Mazot alacak biz. Mazot. İbrahim Efe ile. Mazot. Evet. Aracımızın mazotu yok. Mazot. Sizler ne yaptınız sevgili takipçilerim? Vallahi ben böyle çayın dibine indiremedim. Çayı çok seviyordum biliyorsunuz. Onu da içsem saat 12 olacaktı. O yüzden geç kalırdık diye içemedim. Sadın İbrahim, mı? Şey açık herhalde. Ne? Üfürüyor aşağıdan, kapat onu. Kapattım. Hı? Çocuğum tutuyor. Şimdi kapattım. He. O zaman bizim mazotumuzu alalım canlar. Mazot. Güzel, güzel aracımızın. Gülpınar'ımızla görüşürüz inşallah. Bay bay.
Bu benim paşalarım çalışıyor anam. Ayaz'ı. Sen nasıl çalışıyorsun öyle lan? 2-3 el araba döktüm. 2-3 el arabası döktüm. Vay aslanım vay. İbrahim de çalışmayı seviyor. Görüyorsunuz bizim çocuklar küçükten yetişiyor. Bir sen götür, bir İbrahim Efe götürsün. Bu arada halamın evine geldik arkadaşlar. Annemi görüyorsunuz. Yine duramıyor, gazel süpürüyor canım annem. Şöyle etrafı da bir göstereyim sizlere. Ne oldun Leylüş? Kolay gelsin. Arkadaşlar ben şu an teyzemginin oradan geldim. Hiçbir iş yapamadım. Belim kilitleyecek. Ağrı girdi sol tarafımdan. Şimdi kas gevşetici iğne yaptırmaya geldim. Gül Ağacın hastanesine. Sevgili takipçilerim ben şu an Gül Ağacın Devlet Hastanesi'nden geliyorum. İbrahim Efe beni arabada bekledi. Ben iğnemi yaptırdım arkadaşlar. Kas gevşetici ve ağrı kesici. Eğer geçmezse tekrardan gel iğne yazalım sana dedi sabah akşam. Biraz yumuşar gibi oldu. Bir de ağrı kesici ilaç falan almıştım. Şimdi sobayı da yaktım arkadaşlar. Battaniyeyi örtünüp kendimi sıcak yere yaptığım zaman yani kendimi sıcak tuttuğum zaman geçiyor. Eğer İhmal edersem 2 hafta sürüyor ve beni bayağı yatırıyor. O yüzden iyileşmek istiyorum hemen. İbrahim Efe'yi de üzmek istemiyorum. Ne gördün? Hastanede beni bulamadın mı? Annem aşağı inmiş. Ben de görmedim annem. Annem beni görmemiş. Ben bunu görmedim. Bu da beni görmemiş. Kapının önünde beni bekliyormuş. Sonra bir baktım bir kopan var arkamdan. O da İbrahim Efe'ymiş. Koparak geldi. Sonra diyor ki ben seni görmedim, sen de beni görmedin diyor. O zaman ne yapalım? Bay bay. Bay bay sevgili takipçilerimiz. Sevgili takipçilerim, bugün biraz daha iyiyim. 3 gündür yatıyorum. Çok şükür. Bugün ayağa kalktım, evlerime bir süpürge tuttum canlarım. Yemeğimiz yoktu kaç gündür. Şöyle dolaptan bamya çıkardım. Doğranmış domates, doğranmış biber, birazcık et vardı, onu çıkardım. Şöyle kapya biberi bir adet onu çıkardım. Bunu etin içine katacağım. Şurada köpeklerimizin yemeği. Birazcık bulaşığım var onu yıkayacağım. Şöyle İlkay ablam İzmir'den zeytin göndermiş. Şimdi onunla konuştum. Tezgaha koyacağım. Sımarada sırada döndürecek misin arkadaşlar? Poşetinden bunu da çıkardım. Dip frizinde kayısı buldum. Taze kayısı. Onu da hoşafını yapacağım. Biraz şeker attım. Görüyorsunuz kaynamaya başladı canlar. Bu arada hava çok güzel. Bizimkiler balkon yıkayacak Ayhan'la birlikte. İnşallah. Ayhan'ımın da gözü epeydir rahatsızdı. Anne gözüm görmüyor diyordu. Ama bana hani o şaka yapıyor gibi geliyordu. O yüzden pek umursamıyordum. Son zamanlarda iyice söylemeye başladı. Bugün babasıyla doktora gittiler. Göz doktoruna. Doktor gözlük yazmış arkadaşlar. Uzağı göremiyormuş. Allah kimseyi sağlığıyla sınamasın inşallah. Bu arada ezan-ı şerifimiz okunuyor. Sizlere de dinleteyim. Yurt dışında yaşayan bir sürü takipçilerimiz var. Ezana hasret kalan. Bu ezan-ı şerifimiz de onlara gelsin.
Cami Fekir okuldan geliyor arkadaşlar. Servisimi sabahleyin götürüyor. Saat 3.30 gibi getiriyor. Fıstığı 3 gündür görmüyorum arkadaşlar. Bayağı özledim. Yoğurt koydum şöyle tabağına. Yesin diye. Şimdi ataksılar buraya da gelir. Buna yedirmezler. O yüzden çabucak ye fıstık onu. Fıstık. Fıstık. Ne yaptın kızım? Özledin mi beni? Ha? Annem, özledin mi beni? Ha? Kızım, fıstığım. Tüylerini severim senin. Hemen de korkar bak. Kapıyı rüzgara açtı hemen korkar. Niye yoldan gelmiyorsun annem? Hı? Bak bugün seni karşılamaya çıktım dışarı. Bugün seni karşılamaya çıktım dışarı. Hı? Seni karşılamaya çıktım bugün dışarı. Bir şey değil anneciğim. Sevgili takipçilerim, aslında bu soluk halimle sizlerin karşısına çıkmak istemiyordum ama yine de duramadım. Sizlerleyim şu an. Görüyorsunuz. Ben bugün sobada türlü yemeği yapacağım. Kızartma gibi. Gerçekten güzel oluyor. Bunu bilmeyen zaten yoktur. Şöyle 5 adet patatesim var. Onları güzelce soydum. Yıkadım canlarım. İstediğim şekilde doğrayabilirim. Yani küp küp de doğrayabilirsiniz. Böyle yuvarlak şekilde de olabilir. Sizler ne yaptınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Hastalık verip de kimselere derman arattırmasın inşallah. Gerçekten insan sağlığını kaybettikten sonra daha güzel anlıyor. Ben her zaman söylüyorum ama iyileştikten sonra da tekrar aynısını yapıyorum. Mesela bugün benim 3. günüm. Ama hala iyi olmamama rağmen duramıyorum. Yine evlerimi temizliyorum. Sanki pasaktan ölüyor. Ama yapmayınca da içim rahat etmiyor. O da bir hastalık. En basitinden yattığın zaman günlük yaptığın işleri bile insan özlüyor. Hani bazen kadınlarımızda hep vardır. Değil mi sevgili takipçilerim? Mesela biz her gün aynı işi yaptığımız zaman bazen gına gelir. Ama her gün aynı işi yapıyor. Bıktım deriz. Ama inanın insan hastalandıktan sonra o günlük yaptığı işi bile özlüyor canlarım. 2 gündür evde yemek yok. Artık yırtık yemeklerimizi yiyorduk. Bugün çok şükür iyiyim. Kalktım yemeğimi yapıyorum canlarım. Şöyle kapya biberimi de çok seviyorum. Bütün yemeklerin içinde olsun, turşuların içinde olsun. Kapya biberine ayrı bir sevdam var. Turşularda da çok tatlı oluyor canlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ben kornişon salatalık turşusuna kurduydum. Bundan atladım içine. Pek güzel oldu. Şöyle etimi de suya ıslattım. Paketimin hepsini yapmadım. Sizlere zaten söylemiştim yarısını yapacağım diye. Çünkü ömür bir günlük değil. Hatta bu bile çok, bir bakayım. Şöyle. İçini tatlandırsa yeter. Adam başına 2 tane düşüyor. Belki gelen olur. Onların da kısmeti olsun. Yine de çıkardım artık. Buzunu çözdürdüm. O yüzden bunları atayım. Şöyle içine birazcık
yeşil sivri biber atacağım. Bahçemin biberi yazdan doğradı. Getir bunu da kapya biberime bunu da bamyaya. Bunu da bamya yemeğimin içine katacağım canlar. Acaba bezelye mi diye baktım. Gerçekten bazen benim kafada böyle bir buğuluk oluyor. Şöyle bahçemin domatesini de içine ekleyeyim. Bunu da bamyaya ekleyeceğim kalanını. Bayağı tepsi çok oldu. Biraz sonra karıştıktan sonra gider inşallah. Şöyle söyleyeyim. Sobamız doldurulacak arkadaşlar. Ben ağır kaldırmak istemiyorum. Serkan ve Ayhan da söylediğim gibi Gül Aksaray'a gittiler. Ben şimdi bunu sobaya dolu zannettim. Sobada pişirecektim ama sobamız boş. Onlardan bir tanesi gelseydi kaldırırdı. Ben söylediğim gibi kaldıramıyorum. Benim rahatsız olduğu için. Sobam boş olduğu için unuttum arkadaşlar. Şöyle elektrikli sobada pişireceğim fırında. Aslında sobada güzel oluyordu ama söylediğim gibi şimdi onu kaldırırsam tekrar belimi ağrıtacağım. O yüzden öyle bir risk almak istemiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da salça koyacağım. Bir su bardağı kadar da su ekleyeceğim canlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salça. Bunun içine karabiber, kimyon ekleyeceğim. Şöyle çok az kimyon, çok az karabiber, şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz, tuzu biraz fazla atayım. Tatlı kaşığın ucunda da toz biber ekleyeceğim. Böyle bir karışım yaptım. Şöyle göstereyim. Kimyon, karabiber, toz biber, salça ve tuz. Bu karışımımı da şöyle ekleyeyim. Güzelce. Her bir tarafına gelecek şekilde. Canlar. Tekrar da karıştıralım. Çünkü tuz bu suyun içinde. Biliyorsunuz biraz sonra bu kanadın budunda tamamen buzu çizilmediği için ondan da suyu çıkacak. Bu su yeterli sevgili takipçilerim. Şimdi birazcık da şurada yağ gezdireceğim. Kızarsın diye. Yemeğimiz fırına pişmeye hazır. Bunun yanında şehriye çorbası yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle 250 dereceye getireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine aslında fırını batırmaması için sevgili takipçilerim görmüştüm. Hiç denemedim. O da aslında iyi mi kötü mü tam olarak onu da bilmiyorum. Hani bu da pek yararlı bir şeye benzemiyor diyorlar ama yine de şöyle denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. İnşallah iyi olur. En azından fırınımız batmamış olur. Bu arada fırın temizliğinde isteyenler var. İnşallah fırınım kirlendiği zaman onu da göstereceğim canlarım. Şimdi yemeğimizi fırına verelim. İnşallah güzelce pişirir. Tam bir saate ayarladım arkadaşlar. Hoşafım da kaynadı. Şimdi sıra geldi. Bamyamı pişirmeye. Evet, takipçilerim. Bamya için gerekli malzemelerim bamya, kuru soğan, yeşil biber, domates ve sıvı yağa ihtiyacımız var. Soğanımı dışarıda doğradım canlar. Şöyle göz kararı birazcık yağ ekledim. Soğanımız güzelce kavrulsun. Soğanımız güzelce kavruldu arkadaşlar. Sıra geldi biberimize. Şöyle bir karıştıralım. Biberimiz de bununla birlikte kavrulsun.
Bunların hepsi buzdolabından çıktı. Biberimiz de güzelce kavrulsun. Biberimiz kavrulurken ben de bir taraftan limonumu sıkacağım. Biraz da tavuk göğsü ekleyeceğim. Bugün tavuk göğsü bamya yapacağım. Bamya yemeği. Sevgili takipçilerim, tavuk göğsü kalmamış. Kırmızı et çıkardım. Kırmızı etine yapacağım. Şimdi şöyle şehriye çorbamı da bir kavurayım. Etim orada çözüle dursun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Söylediğim gibi arpa şehriyemiyle normal şehriyemi karıştırmışsın be. Ama böyle de güzel oluyor. Şimdi bunu güzelce bir kavuralım. Kızarana kadar şöyle karıştıralım. Bu güzelce kavruldu mu salçamızı ekleyelim canlarım. Sevgili takipçilerim, o zaman ben bamyamı bu şekilde bayağı büyüklerini de büyük koymuşsun. Şimdi onları güzelce doğrayıp küçük şekilde yemeğimi pişireceğim. Şöyle. Hem buzluyken doğradığım zaman salyalanmıyor da. Küçükleri daha çok seviyor. Ama bunlar da taze. Bu sene inşallah tohumu güzel olur. Daha çok ekeceğim. Allah ömür verirse eğer. Sağlığım yerinde olursa. Daha çok bamya ekeceğim. Niye çok ekeceğim sevgili takipçilerim? Çünkü bamya oluyor ama tohum az olduğu için o 2-3 tane daha büyüyene kadar öteki 2-3 tane kar taşıyor. Yani eğer çok olursa fidesi bir toplamada bir pişirim olur. O da bir toplama bir taze olur. Hepsi taze olur yani. Benim takipçilerim benim konuştuğumdan anlıyor. Bazen ben anlatmak istediğimi yorulduğum zaman anlatamıyorum ya da hasta olduğum zaman. Şehriye çorbamın da suyunu kaynatıyorum arkadaşlar kettle'da. O da hazır olsun. Şunlar zaten küçük. Doğramaya bile gerek yok diye düşünüyorum ama yine de uzun olanları ikiye böleyim. Şimdi şehriye çorbamı bir yapalım canlar. Daha sonra bamyaya geçelim. Sevgili takipçilerim, ben bamyalarımı doğrarken şehriyelerimi bayağı unutmuşum. Onlar güzelce kavrulmuş. Şöyle salçamı da ekleyeyim. Aslında pek bu kadar kızartmayacaktım ama söylediğim gibi salçamı da ekleyeceğim. Şöyle azıcık toz biber ekleyeceğim. Birazcık da toz. Şöyle kettle'da ısıttığım suyumu da ekleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbamız nanesini unuttum. Onu da biraz sonra kepçeyle ayrı bir tavada yapacağım canlarım. Yanıyor, yanmasın diye acele ettiğim için unuttum nanemi. Bu arada çorbamız kenara alalım. O kaynaya dursun. Şöyle bamyamızı alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Etimizi doğrayalım. Sevgili takipçilerim, şöyle etimi de doğradım. Kırmızı etimi de ekledim. Bamya yemeğimin içine. Bu arada şehriye çorbamı gerçekten şehriyesini yaktım canlar. Yorum yapabilirsiniz. Bazıları eleştirme amaçlı yapıyor. Haklısınız, bir şey diyemeyeceğim. Ben şu an ayakta duruyorum ama ayaklarım hiç canı yok. Sanki yere basmıyorum gibi.
Ama Rabbim bana güç verdi. Kalktım bugün. 2 gündür, 3 gündür yatıyordum. Farkındaysanız eski vloglarımı paylaşıyorum. Ben o patates falan 2-3 gün oldu seçeli. Şöyle etim de güzelce kavrulsun arkadaşlar. Etimle birlikte domatesim de buzlu olduğu için onu da ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Domatesimi de ekledim. Şimdi bunlar da güzelce kavrulsun. Şöyle ağzını kapatalım. Hoşafımızın ağzını açalım. Soğuk hoşaf daha iyi oluyor çünkü. Çorbamız da kaynıyor canlar. Şimdi bunun da nanesini ekleyeceğim. Etimiz güzelce kavrulsun arkadaşlar. Biliyorsunuz bamya çok çabuk pişen bir sebze olduğu için etimizin suyu güzelce çeksin. Daha sonra bamyamızı ekleyecek. Sevgili takipçilerim, şöyle bir yemek kaşığı kadar salça ekliyor. Bu da güzelce kavrulsun. Daha sonra bamyamı ekliyor. Bamyamı ekledikten sonra şöyle 2 adet limon suyum var. Limon suyumu da ekleyeyim ki salyalanmasın. Şimdi fazla karıştırmadan şöyle bir kapatalım. Kendi başına bir pişsin. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. Sevgili takipçilerim, bugünkü videomun da sonuna geldim. Bugün neler yaptık? Şöyle göstereyim. Kayısı hoşafım. Şehriye çorbam. Bamyamın da suyunu ekleyeceğim. Bu arada yemeğim burada pişiyor arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Tezgahımı da şöyle temizledim. Onu da göstereyim. Size her zamanki olduğu gibi. Yıkanacakları yıkadım arkadaşlar. Çöpüm de burada hazır. O da çöpe gidecek. Sevgili takipçilerim, bugünkü videomun da sonuna geldim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Desteklerinizi her zaman bekliyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Aslında isterdim ki sevgili takipçilerim, soframı kurup hep beraber tadına bakıp nasıl olduğuna puan vermek isterdik. Ama Serkan ve Ayhan ne zaman geleceği belli değil. O yüzden videomu sonlandırmak zorundayım. İnşallah beni anlayışla karşılarsınız. Seviyorum sizleri canlarım. Yarınki videomda görüşürüz inşallah.